Aslan K9'dan herkese merhaba, ben Deniz Baran Kılıç. Bugün çok istenilen bir seriye başlıyoruz. Temel itaat eğitimi serisine. Bildiğiniz üzere karanın yavrusunu aldıktan sonra temel itaat eğitimindeki komutları teker teker sizlere göstereceğimi söylemiştim. Bunlardan da ilki de yürüyüş eğitimi. Yürüyüş eğitiminin birden fazla seçeneği var. Bugün de ilk seçenekle başlıyoruz. Bu göstereceğim eğitimi zaten kral köpek çiftliği de kullanıyor. Tabi bundan sonra göstereceklerimi kullanmıyorlar diyebiliyorum. Ben 3 seçeneği de göstereceğim. Siz içlerinden en beğendiğinizi ve size göre en rahat olanını seçeceksiniz ve ona göre eğitiminizi verebilirsiniz. Evet, köpeğinizin tasmasını taktınız. İlk başta köpeğinize düzgün bir tasma ayarlıyorsunuz. Kesinlikle boğma vesaire olmuyor tasma. Gördüğünüz gibi böyle köpeğiniz yavruysa yani bir bez parçasından bile olabilir. Böyle ucuz 10 liralıklardan. Oyuncağını aldı tabii ki de, kaçacaktır şu anda. Evet, sonunda yakaladık arkadaşlar şivayı. Buraya geldiğimizde hani takması uzun sürebilir falan diye kestik. Şimdi köpeğimize tasmasını taktık. Ha, demin de dediğim gibi yani kesinlikle boğma, dikenli ya da çoklu tasma falan olmayacak bu. Yani normal küçük bir tasma. Evet, taktık. Köpeğimizi bir yöne doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz. Köpek çekti ya. Bekliyoruz. Köpekten bir tane beden. Evet, kafasını çevirdi ve başka yöne doğru yolculuğumuza devam ediyoruz ve tekrardan çekiştirdi. Tekrardan bekliyoruz. Bu beden dili işte silkelenme olabilir, yalanma olabilir diye yalanma olabilir. İşte yatma, oturma mesela oturdu. Başka yöne doğru gidiyorum. Tekrardan çekiştirdi ve tekrardan bekliyorum. Birazcık mızmızdı. Kesin işaret edemiyorsunuz. Köpeği belli bir aralıktan sonra gitmesine izin vermiyorsunuz. Yani tasmayı çok sağlam tutmak ama çok iyi yüzünü incelemeniz gerekiyor. Bir beden bizi verip vermediğini görmeniz için. Tamam, başka bir şeyle ilgilendi. Devam edebiliriz. Tekrar çekiştirir ve tekrardan bekliyoruz. Dediğim gibi köpeğe hiçbir şekilde fırsat vermiyoruz. Tasma aynen olduğu gibi elinizde kalması gerekiyor. Köpek ne yaparsa yapsın sadece o tasmanın uzunluğundan yararlanabilmeli. Yani köpek buraya geçti ve daha fazla ilerleyemiyor diye tasmayı dolaştırıp da köpeği daha da rahat bırakmayacağız. Beni de çekiyor. Evet, yalandı gördüğünüz gibi tekrardan ters istikamete doğru gidiyoruz ve bunu sürekli tekrarlıyoruz. Şimdi baştan bir özet geçelim. Ne yapıyormuşuz?
köpeğimize düzgün bir tasma aldıktan sonra tasmayı takıyoruz ve bir istikamete doğru yol alıyoruz. Eğer köpek bizi çekiştirirse anında olduğumuz yerde duruyoruz. Hiçbir şekilde köpeğe bir fırsat vermiyoruz. Hiçbir şekilde köpeğe fırsat vermiyoruz. Yani köpek o tasmanın uzunluğundan yararlanabilecek sadece. Yani ben tasmayı böyle tutuyorsam köpek ileri gitti diye böyle gidemeyecek köpek. Ondan kastediyorum. Bir yola doğru gittikten sonra çekiştirdiğinde durduk dediğim gibi. Bir beden dili bekliyoruz. İşte bu diye yalanması olabilir. İşte oturması, yatması ya da silkelenmesi olabilir. Ya da kafasını başka yöne çevirip başka bir şeyle ilgilenmesi olabilir. Bu tarz bir beden dilinde gittiğimiz yönün tam tersi istikamete doğru gidiyoruz. Ve orada da eğer bizi çekiştirirse yine bekleyip köpekten bir beden dili bekliyoruz. O beden dilini de aldığımızda tekrardan ters istikamete doğru sürekli bir yön üstünde gidip geliyoruz. Yürüyüş eğitimin ilk seçeneği bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra ilk seçenek daha var. Ödül mamalı olan da var. Ödül mamasını da hemen söyleyeyim. SadeceKöpek.com sitesine alacağım. Bu da Kral Ailesi'nin bir kuruluşu. SadeceKöpek.com SadeceKöpek.com hani çok sevdiğim dostlarım diye söylemiyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim dostlarım diye söylemiyorum. Gerçekten yani en güvenilebilir sitelerden birisi bana kalırsa. Çünkü isim vermek istemiyorum. Diğer sitelerde yani belki bini aşkın köpek eşyası bulabilirsin. Ama Kral Ailesi'nin resmi sitesinde öyle bir şey yok. Çünkü orada Kral Ailesi kendisi deniyor bir ürünü ve beğenirse, hani köpeklerine de yararlı olduğuna da inanırsa o zaman e-ticaret sitelerine koyuyor. Diğer türlü hiçbir şekilde yani sadeceköpek.com'da kötü, kalitesiz bir ürün bulamazsınız zaten. Ve sadeceköpek.com'da mesela şey yazısı yazar, benim de aslında en sevdiğim yazılardan birisidir. Asla satmayacağımız ürünler başlığı altında boğma tasma, şoklu tasma ve dikenli tasma vardır. Bunları hiçbir zaman satmayacaklardır arkadaşlar. Şimdi dikenli tasma ile şoklu tasmaya da birçok kişi karşıdır ama boğma tasmaya karşı olmayanlar vardır. Size şu kadar bir özet geçeyim. Şoklu demişim, pardon. Boğma tasmanın özeti şudur. Budur yani, hani köpeğin boğazını sıkmaktır. O yüzden normal böyle bir tasma oldukça yeterlidir. Evet arkadaşlar, bugünkü eğitimin de sonuna gelelim. Eğer isterseniz ve bu komut demişim, bu eğitim türü, yürüyüş eğitiminin seçeneği eğer hoşunuza giderse eğer, bu seçeneği de uygulayabilirsiniz. Diğer göstereceğim seçenekleri de bekleyip onlardan da eğer beğendiğiniz olursa, daha doğrusu sizi daha rahat gelip köpeğinizin daha rahat öğreneceğini düşünüyorsanız o seçenekleri de kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.